Selamun aleyküm sevgili dostlar. Bugün neredeyiz? Antalya bölgemizin güzel yaylası Hisarçandır. Rakım 900 bin arası Bey Dağları'nın eteklerindeyiz. Çok güzel bir gün. Tertemiz mis gibi bir hava, çam kokusu, yaylalar, dağlar, ovalar. Güzel ülkemiz coğrafi konumu sayesinde zengin biyolojik çeşitliliğe sahip. Birçok bitkinin de gen merkezi konumunda. Floranın zengin bitki türü ve çeşitliliği sayesinde doğadan toplanan ve kültürü yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler açısından büyük bir potansiyele sahip. İşte bu bitkiler arasında en önemlilerinden biri de kekiktir. İşte bugün Antalya'nın güzel beldesi Hisarçandır. Bu bitkinin ana vatanı adeta. Bölge halkı kekiğin bu türüne eşek kekiği, yayla kekiği diyor. Gölge ortamda kuruttuğumuz kekiği 30 litre su içerisinde 500 gram alarak 25-30 dakika iyice kaynatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra içine bir çay bardağı şeker ilave edip plastik bidonlara alıyoruz. Mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanma 10 günde tamamlanır. Bu süreçte ara sıra alınan bidonlarda karıştırılması veya çalkalanması yeterlidir. Kullanım ölçüsü 1 litre çözelti 200 litre su tankı ile karıştırılır. Bu genel ölçü çerçevesinde elinizdeki uygulayacağınız kaba göre kendiniz ölçülerini ayarlayabilirsiniz. Biz de ölçülerimizi 16 litrelik sırt pompasına göre ayarlıyoruz. Ayrıca ilacın daha tesirli olması için 16 litreye bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. Bu hazırlanan çözelti ve su miktarı oranları büyük fidanlar için geçerlidir. Ben bahçemdeki büyük fidanlara, zeytinlere, narlara bolca uyguluyorum. Yeni taze fidanlar ve evdeki balkon çiçeklerine, saksılarına uyguladığınızda bu miktarda su miktarını biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Daha küçük bitkilerde su miktarını iki katına kadar çıkarabilirsiniz. Sevgili dostlar, Sultan Dağlı emektar çiftçimiz Tamer amca, kiraz bahçemde, armut bahçemde 10 yıldır kimyasal ürün sokmuyorum. Sadece kekik kullanıyorum ve gülleci bulamacı kullanıyorum diyor. Hatta Çiftçi TV bir program yapmış. İzleyebilirsiniz. Açıklamalar bölümünde gerekirse linkini de verebilirim. Çiftçi Tamer amca kullandığım bahçede ballanma, akma kesinlikle olmaz. Zehir değildir. Arıyı öldürmez. Böcek ve sineği kaçırır diyor. Ben de bahçemde, saksı bitkilerimde 2 yıldır kullanıyorum. Gayet güzel ve memnunum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıklı günlerde kalın. Umarım faydalı olmuştur.